229 tane mavi bayraklı plaja sahip Antalya denizi nasıl temiz kalıyor? Antalya demek Türk turizminin, tarımın, ticaretin başkenti. Turizm demek deniz demek, kum demek güneş demek. Bütün programlı çalışmalarımız sonucunda denizimizi daha temiz tutmak için İl Deniz Süpürgesiyle çalışıyor. Bunun da mutluluğunu yaşıyor. Denizlerimizi korumaya, denetlemeye devam edeceğiz. Denizlerin mutlaka temiz olması lazım. Ama deniz çöpleri her geçen gün dünya için daha büyük bir sorun haline gelmeye başlıyor. Deniz çöpleri bir şekilde denizin yüzeyinde fiziksel atıklar halinde kıyıdan kıyıya dolaşabiliyor. Bunların insan gücüyle toplanması mümkün olamayabiliyor. İşte bu durumda çevre teknolojilerini ve bu tür araçları kullanmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Şimdiye kadar Antalya'nın hiç deniz süpürgesi yoktu. Muhittin Böcek Başkanımızın da kentimize bir sözü vardı. Göreve geldiğimde bir deniz süpürgesi mutlaka bu kentin olacak. İhtiyaç halinde de bunu kullanacağız demişti. 2022 yılının Temmuz ayında Denizcilik ve Kapotaj Bayramı'nda biz bu teknemizi suya indirmiştik. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunması, çevre temizliğinde, çevre yönetiminde, çevre teknolojilerini ve inovatif çözümlere çok önem veriyoruz. Bu deniz süpürgesi de hakikaten Türkiye'de ilk olabilecek düzeyde bir takım özelliklerini barındırıyor. Enerjisini güneşten alıyor. Kullanılan malzeme nedeniyle oldukça hafif ve dayanıklı bir malzeme. Bu nedenle de yakıt tasarrufu yapılabilen bir deniz aracı. Sucul bitkileri kesme özelliğine de sahip. Deniz yüzeyindeki hem müsilaj hem fiziksel atıkları da toplama özelliğine sahip. Günde ortalama 16 metreküp civarında biz fiziksel çöp toplayabiliyoruz sezonda. Antalya için çalışıyoruz.